Şimdi ne diyor? Sübhaneke ma'arifne ki hakkı ma'arifetike. Ya maruf. Ey bilinen tanınan Allah'ım. Ben senin noksan sıfatlarını tenzih ederim. Ben seni hakkıyla tanıyamadım diyor. Yani ne demektir? Esasen sen tanınırsın. Ne itibariyle tanınırsın? Varlığın, birliğin, esir kuvvetin, sanatların, fiillerin, eserlerinle tanınırsın. Ama ben seni tanıyamadım hakkıyla. Ne demek? Öz zatını künhüne vakıf olamadım. Senin her bütün kemalatına vakıf olamam. Onun için mesele budur. Ee, hatta işte Şemsi Tebriz Tebrizi'nin e, olacak Mevlana'ya sorduğu veya Mevlana'ya sorduğu şimdi tam kafam şey olmayabilir e, bir sual var. Değil mi? Nedir o? Efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ma'ruf ne hakka marifet ki ma'ruf buyurduğu halde biz seni hakkıyla tanıyamadık ya Rabbi buyurduğu halde ne yapmıştır İmam-ı Azam ve Muhanife radıyallahu teala an ya Rabbi ben seni hakkıyla tanıdım ama sana hakkıyla ibadet kulluk yapamadım demiş. E hangisi büyük diyor? Hangisi büyük? Tabii ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem büyük. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, ben seni hakkıyla tanıyamadım buyururken İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu anh büyük bir müştehit olmakla beraber, tabiini ullandan olmakla beraber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinden biridir. O nasıl bu iddia yapabilir, dillendirebilir? Ha. Ne cevap verdi? Herhalde şems Tebriz olacak, Tebrizi olacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ya Rabbi ben seni öz zatın, zatının sıfatlarının, fiillerinin ve isimlerinin künhü, öz mahiyeti ve bütün sahip olduğun sıfatlarla tanıyamam, kavrayamam, idrak edemem. Buyurmuş oldu. Peki İmam-ı Azam ben seni hakkıyla tanıdım. İşte biliyorsunuz Kabe'nin içinde iki rekat namaz kıldı meşhur. Mahmut Efendi Hazretlerimiz Kaddesi Allah'a çok anlatırdı. İki rekat namaz kıldı. Bu iki rekatta Kur'an-ı Kerim hatmetti. Yarısında sağ ayağın üzerine biraz dayanarak yarısını da biraz sol ayağının üzerine dayanarak hani böyle hani beli hepten şey olmasın diye. <laughs> Nerede? Ne sağı ne solu ya sen. Bir cüz iki cüz okuyamayız Be belimiz tutulur. Peki ondan sonra ne buyurdu? Duasında Ya Rabbi bu Nurman kulun seni hakkıyla e, sana hakkıyla ibadet edemedi ama e, seni hakkıyla tanıdı. Sana hakkıyla ibadet edemem seni sana hakkıyla olan marifetine bağışla da bu kulunu affet. O zaman Kabe'nin köşesinden hatiften nida geldi. Sahibi görünmeyen bir ses. Mevla tarafından nida geldi. Ne buyurdu? Ey imam sen hem hakkıyla ibadet ettin hem de hakkıyla bizi tanıdın. Seni de kıyamete kadar senin mezhebine bağlı olanları da amel edenleri de yok. Ada Hanefi kendi bilmem ne öyle değil. E, seni de senin mezhebinle amel edenleri de kıyamete kadar affettik buyurdu. Böyle bir müjde var. İmam-ı ve bu Hanife radıyallahu anh vasıtasıyla bizim gibi onun mezhebiyle amel etmeye çalışan zavallı biçarelere. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hakkıyla seni tanıyamadım buyurduğu zatının sıfatlarını ve fiillerinin e, künhü, özü ve bütün teferruatıyla kim tanıyabilir? Zaten idrak nefi edilmiş Kur'an-ı Kerim'de de. İhata e, e nefi edilmiş Kur'an-ı Kerim'de. Kavramak yok. Resulullah sallallahu o bak manada tanıyamadım buyuruyor. İmam-ı Azam ben seni hakkıyla tanıdım dedi. Ne buyuruyor? Ayeti kerimelerde hadis-i şeriflerde bize gönderdiğin vahiylerde, ilimlerde kendini nasıl tarif ettiysen onunla sınırlı kalmak kaydıyla ayeti hadiste de bilmediği yok ya onun için hakkıyla tanıdım diyor. Şimdi ben onu diyebiliyor muyum? Diyebiliyorum. Çünkü hani ayet elhamdülillah ayetin başı sonu Kur'an'ın belli. Ama hadis-i şeriflerde ee, veya sahabe-i kiramın onlara getirdiği beyanlar tabiinin falan yani bunları ya, biz e, şey deme işte tepatımız bir buçuk var ama tabi e, tabii ki bütün hadis şeriflerdeki anlatım tarzıyla hepsini vakıfım falan aşağı ben bu iddia yapamam. Ama ayetlerde az çok yani okuduk okuttuk meal yazdık kaç defa döndük. Tamam yani görmediğimiz ayet kalmadı. Çünkü görmediğimiz hadis var. E, hadis yok diyemeyiz. Bundan dolayıdır bize ulaşmayanlar bile olabilir de mahdutlarda. Bundan dolayıdır ki e, ama İmam-ı Azam radıyallahu teala gibi bir müştehit allame hakkında e, tabi onun e, ulaştığı kaynaklar hadis-i şerifler, rivayetler ilk kaynaklar e, sahabe görmüş. Dolayısıyla o tabi ki ben hakkıyla tanıdım diyor. Neye göre diyor onu? Efendi Hazretleri böyle tefsir ederdi. Burayı çok. İmam-ı neye göre diyor bunu derdi? Ayetlerde, hadislerde kendini tarif ettiğin kadarıyla. Hakkıyla tanıdım. Ne demek hakkıyla tanıdım? Bak ben onu diyemiyorum. Çünkü neden ben ayetleri, hadisleri hakkıyla iddia anla, edemediğim için. Ama İmam-ı Azam Efendimiz'in hakkıyla anlamadığı ayet hadis kalmamıştır. Dolayısıyla İmam-ı Azam hakkıyla tanıdım diyebilir. O hak ona aittir. Diğer müştehitlerden de böyle bir iddia sahibi varsa tasdik edilebilir yani. Ve müştehit yüksek seviyedir. Onun için e, burada e, hiçbir manada tanınmaz diye bir şey olur mu? Ayet bu kadar isimleri var, Onların manaları var, bu kadar sıfatları var, fiiller. Hepsini ayetler, hadisler beyan etmişti. Biz de hepsini az çok işte okuyoruz, okutuyoruz, anlatıyoruz, dinletiyoruz. Bu şekilde Allah tanımıyor muyuz? Tanıyoruz tabi. Ama nerede duruyoruz? Öz zatı, sıfatlarının ve fiillerini ve isimlerini hakikati ve mahiyeti itibarıyla her şeyi çözdüm bu konuda. Çözmediğim bir şey yok diye insan asla konuşamaz. De bu şirk Bu şirk olur. Çünkü sen sonradan yaratılmışsın. Aklın, beynin, evhamın ona göre senin kadim ezeli olan zatıyla, sıfatlarıyla ve fiilleriyle matürü diye göre efaliyle kadim olan bir zatı kavraman mümkün olamaz yani.